Ukrayna'ya geçelim mi şimdi? Geçelim. Çok fazla da vaktimiz yok. Bütün başlıkları yer verelim istiyorum. Ukrayna'ya geçelim. Orada 1000 kilometrelik bir cephe hattı boyunca birçok yerde savaşıldığını biliyoruz. Şimdi Kiev birlikleri neden bu kadar cüretkar bir saldırıda bulundu? Kursk'ta ne oldu? Senden biraz bir hani onu özetlemeni rica edeceğim. Çünkü izleyicilerimiz belki de merak ediyor. Hani ne oldu? Neden Ukrayna hani böyle atak bir saldırı şeklinde ilerliyor. Belki onu birazcık seyircilerimize aktarmakta fayda var. Doğru. Ukrayna'da 1000 kilometrelik hatta 1100 kilometrelik çok uzun bir cephe hattında zaten savaş devam ederken şimdi yeni bir cephe hattı var. Onun adı Kursk ve de Ukrayna toprakları değil burası. Rus toprakları. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk'a çok sürpriz, müttefikleri de şaşırtan bir şekilde. Belki Putin'i de şaşırttı ki Putin bu kadar gafil avlandı, hazırlıksız yakalandı bu saldırıya. Ukrayna askerleri savaşta dengeleri değiştiren bir şekilde artık Ukrayna işgalci diyebiliriz. Hmm. Çünkü Rusya topraklarında Ukrayna askerleri ilerliyor. Bakın daha önce de o bölgede sızma girişimleri olmuştu ama bu saldırıları gerçekleştiren Rus, Putin karşıtı Ruslardı. Silahlanan milis güçlerdi. Hmm. Fakat bu kez büyük bir fark var. Ukrayna askerleri de üstelik Ukrayna ordusunun en eğitimli askerleri Kursk'ta saldırıya geçtiler, karadan girdiler. Bölgenin bir özelliği var mı Süheyla? Bölgenin özelliği tarihsel anlamda 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri. Tank savaşının yaşandığı, Rusya'nın askeri tarihinde bir zafer hikayesinin yazıldığı nokta tabii ki. Can alıcı ve Ukrayna sınırına da özellikle Sumy'ye çok yakın. Dolayısıyla oradan girdiler ve de ilerliyorlar. Rusya durduramıyor. Geçen hafta Rusya'nın Genelkurmay Başkanı ilerlemelerini durdurduk dese de artık Rus basını da yazıyor. Yani durum kontrolden çıkmış şekilde. Hatta durum çok zor dedi Kursk valisi. Dün Putin'le görüştü. Putin bu konuda basın toplantısı, daha doğrusu güvenlik toplantısı düzenledi. Hak ettikleri cevabı vereceğiz. Ukrayna'nın niyeti belli. Müzakerelerde ellerini, konumlarını iyileştirmek istiyorlar. Ve Donbas üzerindeki baskıyı azaltmak istiyorlar. Ama biz hedeflerimize ulaşacağız diyor. Fakat şu ana kadar dediğimiz gibi işler Rusya'nın aleyhinde. Kızışabilir mi? Kızışabilir ve tabii ama Ukrayna için de çok büyük riskler var. Tabii. Çünkü en eğitimli askerlerinizi siz bir noktaya yolluyorsunuz. Evet şu an ilerlediler. 30 kilometre kadar derinliğe gittikleri, en az 28 köyü ele geçirdikleri söyleniyor ki Ukrayna biz 1000 kilometre karelik alanı ele geçirdik diyor. Ne kadar orada durabilecekleri belirsiz. Tamam. Yani kalıcı olacaklar mı, olmayacaklar mı belirsiz. Ve bu da olmazsa daha da büyük bir zafiyet yaşayabilirler cephe hattında. Ya da Putin yeni bir seferberlik ilan edebilir. Daha büyük bir saldırıyı püskürtebilir. Ama şunun altını çizelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya böylesi büyük bir dış askeri saldırıya hedef olmamıştı. Şu an bu gerçekleşiyor ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ukrayna'nın Rusya'yı işgalini destekliyor. Hakikaten Ukrayna Savaşı'nda bir dönüm noktası ama iki taraf için de riskler çok büyük. Peki.